ve Türkiye'nin en çok konuştuğu il Karabük. Endişeleniyor musunuz? Tabii ki endişeleniyoruz. Hastaneye dahi gitsek hastane duvarına ya da ne bileyim korkuluklara insanların temasıyla geçtiğini düşünerek çünkü tam teferruatını detayını bilmiyoruz. Karabük'te Afrikalı öğrenciler sebebiyle HIV ve HPV vakaları arttı iddiaları sosyal medyayı salladı. Öğrenciler ve Karabüklüler ikiye bölündü. Burada her şey normal eskisi gibi ilerliyor. Biraz bu kadar üniversitemizin kötü adının çıkmasına üzüldük açıkçası. Karabük'ün halkı mütevazi yaşayan bir insanlarız biz. Dışarıdan gelen göçmen ya da misafir olan insanların yaptığı edep dışı davranışlardan Karabük halkı sorumlu değildir. Ben duymazdan geliyorum öyle şeyler. Yani görmezden geliyorum. Olabilir. Yani yapacak bir şey yok. Zaten yarısı hemen hemen Afrikalı. İster istemez soğudu Karabük'te yani. Sosyal medya yıkılıyor yani. Ben o yüzden takibi bıraktım yani. Bizde alışveriş yapan gelenler, bir sürü yabancı gelen var. Afrika kökenli ama öyle efendi, çoğu efendi yani. Öyle bir aykırı bir şeylerini görmedim yani. Karabük Üniversitesi'nde salgın hastalıklara dair iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Ve bundan en çok zarar gören şu anda yerel halkla öğrenciler. Bu durum neticesinde hem endişelendiklerini hem de zaman zaman artık buradan gitmek istediklerini söylüyorlar. Başsavcılık talimatıyla sosyal medyada nefret söyleminde bulunan 10 kişiye gözaltı kararı çıkarıldı. Kentte ve öğrenci ailelerinde endişe hakim. Ailemiz zaten endişeleniyor tabii. Arkadaşlarımızdan herkes burada bir neler dönüyor düşüncesinde oldu. Bence yoktur. Çünkü hep görüyorum hep kendi hallerinde geziniyorlar. Hani bir taksiden ineni veya herhangi buralarda olsa görürüz yani. Eşim çalışıyor benim de üniversitede. Söyledim hani dikkatli ol biraz diye. CHP kanadından Gökhan Günaydın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. 12 binin üzerinde yabancı uyruklu öğrencinin bulunduğu okulda daha önce bu iddialarla ilgili soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu. Hastalık falan varsa kontrol yapılır, öyle içeri Türkiye sınırları içerisinde almak gerekir.